müdür bey. Müdür bey gelecek yine Yılmaz Usta. Şöyle bir sıvazlayacak. Bunu görüntüledim. Ne dedi bakayım? Dedi ki Burak Boşver eski bu video. Gerçi belki yarın postlarsın demiş. Ooo. Hay Allah. Burak Altın'dan biz haber alıyoruz. O da bizden alıyor. Ne var bunda? Alışveriştir bu Bartu. Ezgi ama bizim muhabirimiz. İkisi de bizim muhabirimiz olduğu için kendi aralarında bir çatışma yaşadılar biraz önce. İyi haberi ben getiririm, sen getiririm diye. Bu çok gayet doğal. Bildiğiniz gibi yani ikisi de acar muhabirimizdir bizim. Aynen öyle. En iyi haberi getiren kazanır diyelim. Aynı zamanda da alır yani. Ezgi de bizden haber alabilir. Mustafa'ya anlatabilir. Ya Gonca'nın şiirini gördün mü? Böyle sevme kimseyi diye alnının uzay boşluğu kadar geniş olduğunu anlattığı o edebi eseri belki de manitasına kaba kaşladığı bir gün okumak ister. Karnabahar. Yapmıştım geçen gün. Aynen öyle Bartu. Bartu, Gonca Hanım'ın alnını tokatladığı tek şiir de bu değil aslında ama onu da başka günlere saklayalım derim. Yanlış şiir mi açmışım ben? Bir de bu hayır, adam... Hayır. Yok, başka şiir pek fazla sayıda şiir okumayı seven bir birey gibi. Aa kendisi. Evet, bak bir tane daha şiir var. Eve burada. Gelirken mutlu şarkılar getir. Sonu mutlu biten bütün filmleri izleyelim. Okey. Okey. Ben doydum örseye, doydum örse. Hadi bakalım magazin mi diyelim o zaman. Hadi birazcık da Bartu. Bircan böyle haberimiz vardı bak ne zamandır. Evet. Arkadaşlar biz burada magazin yapmak için değil, magazin yapanların magazini yapmak için buradaydık hatırlarsanız. O günlere biraz geri dönelim bakalım. Bartu, kadın birey misindir, anne birey misindir sen her şeyden önce? Ben her şeyden önce bir anneyimdir. Evet. Su koyu verip kaçıp gittiği de oluyor ama ben kadın olsam, yani şimdi kadın tabii ama kendi kadın gibi görmüyor başka anne. Ne olur işte. Ben bekar olsam ya da senin. Ne oldu ya? Bartu pek çok şeyin açıklandığı bir an gibi düşünüyorum. Şimdi bir şey konuşuluyor. Mevzu dizideki sevgili Serena Hanım'ın dizideki sevgilileriyle gerçek hayattaki sevgilileri kıyaslanmış. Yani buradan anlıyoruz ki magazin haberi bulmakta sadece biz zorluk çekiyoruz. Bu ikili de zorluk. Bartu anlıyoruz ki söylemezsem olmaz da bayraklar artık yarı yayınmış. Yarı yayınmış. Hani karantina marantina derken Demet Akalın da artık bebeğe inmiyor. Evinden çıkmayın deyip de bebek sahilinde gezmediksin Demet Hanım 2 haftadır falan. Bunlar iyice mahvolmuş durumda. Yani tükenmiş. Tükenmiş. Ne olabilir ne olabilir. Seren Serengil de kimseyi dövüp ormana attığı iddialarıyla çalkalanmıyor haftalardır. Haftalardır kimseyi dövüp. Bakıcısını. Doğru mu? Bartu. Bakıcısın ya doğrusu. Haftalardır hiçbir bakıcı dövülüp atılmamış iddiası var. Bartu. O nedenle birazcık haber sıkıntısı çekilmiş. Bu haber yapılmış. Daha sonrasında da hanımefendi diyor ki ben tabii kadın olmadığım için ve diyor ki Bartu senin efsane repliğini söylüyor. Her şeyden önce ben bir anneyimdir diyor. Doğru mu? Yani şimdi kadın tabii ama kendi kadın gibi görmüyor başka anne olduğum için. Ben bekar olsam ya da sen su koyu verip kaçıp gittiği de oluyor ama ben kadın olsam. Bartu pek çok. Kadın tabii ama kendi kadın gibi. Pek çok yani ahlaksızlık gördük. Pek çok anne olduğum için diyor hanımefendi. Yine psikoloğuna anlatılacağı bir şeyin canlı yayında söylendiğini duyuyorum Melikşah. Bartu maalesef kesinlikle yine ağızdan kaçırma olayı yaşanmış. Hanımefendi, bu Freudian sürçmeyi biz keşke mi duymasaydık? Ne dersiniz? Hanımefendi, keşke sizin son bir 7 yılınızı falan biz duymasaydık ya ekranlardan. Doğru muyum Bartu? Eminim ki hiçbir mavi tikli sizi yani senelerdir duymak, görmek belki de istemedi ama siz yine de ağzınızdan bir şeyler kaçırdınız senelerdir. Hadi bakalım biraz da artık izin mi? Sanki izin vaktiniz gelmedi mi? Ne dersiniz? Karantinadayız hepimiz. Siz neden değilsiniz hanımefendi? Kadın reis. Her şeyden önce anne gibi reis. Haydi. Hanımefendi hadi bakalım. Herkes artık evine. Bartu ben ne yaptım? Neler oluyor Bartu? Bartu. Birazdan yukarı sana böyle bir mesaj gelecek. Gene bok koklamış gibi kalacaksın. Ay ben yine WhatsApp bildirimlerini kapatmayı unuttum ya. Bunu duyan Ezgi Mola sana güzel
güzel bir mesaj yapıştırır bence şimdi. %100. Beni güldürür inşallah. Bartu, biz galiba bu magazin dünyasında biz de varız diyoruz. Ve Kadıköy Belediyesi de diyor ki biz kendimizi belediye olarak görüyoruz. Bartu, öncelikle kesinlikle ve kesinlikle tabii ki bence beyan esastır. Yani kişinin beyanı esastır. Efendim A, P, işte anne, A-P. Kadın, erkek, kendini ne olarak tanımlamak, kim ne istiyorsa tabii ki biz tanımlara sonsuz saygımız çok büyük. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar var. Bence ben artık söyleyeceğimi söyledim. Artık yarın canlı yayından küfür bekliyorum. Söylemezsem olmaz mı diyorsun? Söylemezsem olmazdı diyorum. I did it again diyorum. O zaman istersen, dilersen sıradaki haberimize geçelim Melik Şarkı. Borç üstten gerçekten de komik bir Ezgi Mola mesajı geldi. Dedim ben, o kaçırmaz böyle şeyleri çünkü. Ne yazmış, okuyabiliyor musun? Okuyamıyorum maalesef. Peki buradaki biri hakkında falan mı bir şey söylemiş? Ne, bir böyle küçük bir özet geçebilir misin hayalin? Yani ne olarak anlatırdın? İki kelime. Ve bakın şu kadar ipucu yok. İki kelime, birincisi özel isim. Tabii ki yalnızca ikimizin arasında olursam söylemem Ezgi. Çünkü ben her şeyden önce bir anneyim. O anne Z'ye basamazsın bu an. Böyle bir şey olamaz. Anneciğim ya, saat 1 olmuş. Olmaz bu. Anneler nereden engelleniyor ya? Öleceğim. Bu anne engelleme tuşu gelmedi mi hala bu Instagram'a? Ve senin annen ben de gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Instagram. Sen belki bana mavi tik vermiyorsun. Ancak ben sana mucizevi bir özellikle geliyorum. Anne engelleme butonu. Evet, yanlış duymadın Instagram. Mavi tikimi ben sana tek tuşla anneleri engelletecek o özelliği yükleteyim. Benim de ITG dostlarım var. Bunu bir düşün derim. MILF severlere kötü haber. Melikşah anne engelleme butonunu keşfetti. Bu arada anneyi de artık Instagram'da aramasınlar ama. DM'den benim anıma bacama yürünmesin Bartu. Beni şu anda bir başka karaktere bağlatmayın burada. Ya bu Ediz ne yaşıyor bu grupta ya? Aylin hoş geldin ne? Ay Ediz ne ağırlama yaptın günlerdir. Açılışı Ezer'le yaptık. Kapımızda gelenleri Ediz karşılıyor falan. Bu nereye ya böyle şey burası? Olamaz. Ya yemin ederim gerçekten günlerdir burada misafir ağırlayamazsın Ediz sen ya. Aylin hoş geldin, hoş geldin. Gel. Melikşah'ın annesini konuşuyoruz biz de. Son yorumuyla üzdü. Ne dedi? Büyük usta. Dünür gibisin. Dünür gibi gerçekten ya. Ofansif travmalardı. Of. Gene güldük ya. Bin kişiyken evet. Edis vardı. Nankörlük yapmayın diyor. Çok doğru. Aşırı doğru bu arada evet. Gerçekten. Ay vallahi hakkını ödeyemeyiz. Bartu bugün yepyeni bir filtre gördüm ben yayına gelmeden. Evet, ne kadar Melikşah ne kadar neydi filtre? Melik neydi burada yapanlar? Melikşah ne kadar sarhoş mu ne? Ya yüzde kaç Melikşah kadar sarhoşsun bu ne? Ben %1 çıktım. Ben %75 çıktım ve yani yalan. Ben daima su içerim. Neyse sen zaten sarhoşluğundan değil de. Bok koklamışlığından olduğunu anladık çünkü yayının. Benim sodam bitmiş. Neydi sıradaki haber? Bartu sıradaki haber neydi biliyor musun? Bir ünlümüz vardı. Bana bak. Kendisi önce ön kamerasını uzun bir süre kullanmıyordu Bartu. Daha sonra ön kamerasını açtık. Bir de ne görelim. Kendisi kaçırılmış. Alenen
Kaçırıyorlar evden. Canlı yayın.